Ay dedikleri kadar varmış. Bu milenyum sihirleri harika bir kitap. Anne, eğer enişteme yaptığımız sihir tutarsa... ben de Tarkan'ı kendime aşık etmeyi düşünüyorum. Aman, ne buluyorsun onda? Sen iste, ben sana Emine'me aşık ederim kızım. Eminem mi? Hı-hı. O da olur. Eminem de kim? Sen tanımazsın. O yenilerden. Aman söylemezsen söyleme. Çok lazım sanki. Ay, sıkıldım senin gevezeliklerinden. Hadi bulutlara çıkıp biraz hava alalım. Ay, çıkalım anneciğim, çıkalım. Ne zamandır gitmiyoruz zaten. Hem ben akşam Kutup Yıldızı'nda rezervasyon yaptırdım. Betüş'ün kocasından ayrılmasını kutlarız. Hem de hava almış oluruz. Harika olur. Hadi. Ay, üşütük bunlar. Anası da üşütük, kızı da üşütük. Habara hubara hu. String. Huhu. Ben geldim. Aa, Perihan, hoş geldin. Hoş bulduk. Kimse yok mu? Dudu'yla Eda neredeler? Bulutlara çıktılar. Hava alacaklarmış. Ne yapacaklarsa orada. Bulutlara. Senin sesin pek iyi gelmiyor. Gene bir haltlar mı karıştırdılar? Hem de neler yaptılar Perihan. Şu Milenyum Sihirleri kitabına bak anlarsın. Milenyum Sihirleri kitabı mı? Vay 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 vay. Ne diyorsun Perihan? Sadık o kravatı taktı mı? Maalesef taktı. Peki toplantısı nerede biliyor musun? Çalıştığı şirketin merkez binasındaymış. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ne yapacağım Taceddin? Gidip duruma bir göz atacağım. Oraya görünmez olarak girerim. Sadık'ın boynundan kravatı alırım. Böylece her şey yoluna girer. Oh! Sağ ol Perihan. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil hayatım. Aman sen Dudu'yla Eda'ya bir şey söyleme. Söylemem. O saf dilikler sihirleri tuttu sansınlar. Hoşça kal. Güle güle. Hubara hubara hasten. İşte Taceddin. Çaktırmadan kravatı aldım. Aman çok şükür. Aa, sarı mıymış o kravat? Bana aynadan kırmızı gibi görünmüştü. Ah Taceddin, o toplantıda nasıl güzel kadınlar vardı bir bilsen. Eyvah, ya Sadık bunlardan birine aşık olduysa, ya zamanda yetişemediysem diye elim ayağıma dolandı. Neyse ki her şey normaldi. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Perihan. Rica ederim Taceddin. Yalnız tuhafıma giden bir şey vardı. Ne oldu Perihan? Umur Bey toplantı masasındaki bütün kadınlara Firuze diye sesleniyordu. Ya masadaki bütün kadınların adı Firuze... Ha? ...ya da Umur Bey aklını Firuze diye bir bayana takmış. Bu çok enteresan yahu. Allah Allah. Seninkiler geliyorlar. Bizi burada baş başa görmesinler Taceddin. Sihiri bozduğumu anlarlarsa hemen oturup yenisini yapmaya başlarlar. Bay bay. Havara hubara hustring. Ay yine gelip dırdır edecekler tepemde. Ay bu ne hal? Niye geldiniz gene geriye? Gördüğün gibi yağmur yağmaya başladı babacığım. Ay birdenbire etrafı bulutlar kapladı, hava karardı. Gel bakalım Betüş'ün cephesinde durum ne? Afiyet olsun. Merhaba hayatım. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Oo, yüzün gülüyor bakıyorum. Toplantı iyi geçti galiba. Ha, iyi ne kelime. Müthiş, müthiş. Büyük patron bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Sen çok gelecek vaat ediyorsun dedi. Senin performansını değerlendiriyoruz şu anda. Umur Bey emekli olunca onun yerine geçeceksin dedi. Ay, bu harika bir haber. Ya, ya. Ay, yalnız Umur Bey'e söylemeyelim çok ayıp olur. Tamam, tamam mı? Bu aramızda sır. Aa, gel bak sana bir şey daha söyleyeceğim. Bu Umur Bey'de bir tuhaflık var. Sabah olanları biliyorsun. Firuze'yi habire sayıklayıp duruyor. Annenin adını andığı bile yok. Ha, hatta bana ne dedi biliyor musun? Onu dedi, o Firuze'yi evde tut, akşam ona güzel bir sürpriz yapacağım dedi. Ya ne yapacağız bilmiyorum bu adamı. Ama bu nasıl olabilir Sadık? Hem sen ne biçim bir adamsın? Bir erkek evli bir kadına nasıl bunu yapar? Anne görüyor musun, görüyor musun? Hem görüyorum hem de duyuyorum. Sadık başkasına aşık olduğunu nasıl da itiraf etti. Bitti bu iş. Ay kime aşık olmuş acaba? Hay kime ise kime, önemli olan o değil. Betüş nasıl da sinirlendi ama. Ay evet gördüm gördüm. Enişteme böyle kızgın kızgın bakıp eski Türk filmlerindeki gibi. Evli ve iffetli bir kadına bunu nasıl yaparsın? Şaka.
Bu sefer sihir tuttu, başarılı olduk. Bence tam 12'den vurduk anneciğim. Babacığım kusura bakma, ben bu sefer dayanamayacağım. Münasebetsiz. Allah! 60! Ben de kutlamaz mıyım? Kuş sütü varana kadar bir sofra kurmaz mıyım? 60! Yanlış! Siz oynayın oynayın, yiyin için kıvırsınız. İçimden bir ses sonra çok ağlayacaksınız diyor. Ya bu işin içinde bir iş var ama ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.